Meksika'da döner domuz etinden yapılıyor. Dolar kazananlar burada, euro kazananlar burada. Hep merak ederdik değil mi? Amerika'daki market fiyatlarını. Buyurun bakalım, sizlere göstermeye çalışıyoruz. Bunların hepsi domuz eti arkadaşlar, bu gördüklerimiz. Şimdi size Starbucks'ı göstermek istiyorum. Gelmişken bir de şöyle bir Apple Store'a girelim. 128 iPhone'da Pro Max AT Mobile varmış abi. 36 ay takipçisi de aylık 45 dolar diyor. iPhone 14'e bakalım. 128 diye 800 dolar. Bu gariban telefon iPhone 14 burada. Dünyanın en büyük metropol şehirlerinden bir tanesi olan New York'tan herkese selamlar arkadaşlar. Amerika'nın ikinci bölümüyle bugün sizlerleyiz. New York'un biraz böyle kuzeye doğru geldim. Burada çok şahane bir Chelsea Market diye bir yer var. Böyle sosyete pazarı tarzında. Bildiğiniz gibi gittiğimiz tüm ülkelerde, ülkelerin, şehirlerin böyle lokal pazarlarına gidiyoruz. Tabii burada bir salaşlık bir ortam yok. Gayet lüks ve temiz. Bugün sizlerle birlikte bu videoda Amerika'nın ekonomisini ele alacağız. İnsanlar burada bir saat çalışarak şu an New York eyaletinde 15 dolar alıyorlar. Tabii bu minimum rakam, asgari rakam. Kiminle konuşsam 20 dolar, 25 dolar, 40 dolar alan bile var. Ama biz minimum rakamı baz alacağız arkadaşlar. Yani 8 saatlik çalışma sonucunda ne kadar alıyorlar abi? Yani 8 saatlik çalışma sonucunda 120 dolar alan bir vatandaş 120 dolarla markette neler alabilir? Bugün bu videoda bunları göreceğiz. Video geçmeden önce ufak bir emoji, nokta, virgül yorum yaparsanız çok sevinirim. O zaman ne diyoruz? IT yollarda prodüksiyon farkıyla Amerika Birleşik Devletleri New York 2. bölüm başlıyor. Evet, marketimiz burada. Metroya atladık geldik efendim. Chelsea Market. Videonun sonlarına doğru da size burayı göstereceğim. Burası da yine bölgenin en iyi Starbucks'larından bir tanesi. Rezerv mağaza. Endonezya Bali'de de var bildiğimiz üzere. Hep gidiyorduk her gün. Geçelim içeri doğru. Burası da Google'un binası sanırım. Evet, Google tabelası var. Merkez burası büyük ihtimal. Chelsea Market. Bayağı bir şey var burada. Böyle yemek falan da var arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Güzel tarihi bir sokak. Aynı zamanda eski binalar falan var. Plazalar, minazalar da hep böyle vay göstermeye başlamış. Çok değişik bir yer ya New York arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim, işte İstanbul'da Levent Maslak var ya. New York'un her yeri öyle. Her yerine böyle yüksek binalar, gökdelenler. Öyle bir metropol olayını seviyorsanız gelebilirsiniz. Ama bana çok hitap etmediği için çok çabuk sıkılıyorum böyle büyük şehirlerden. Vay 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 vay. Işıklar yanıp sönüp patlıyor. Evet, burası yemek reyonu. Yani yemekçilerin olduğu bölge. Aa, nata varsa kaçırmam. Nata varsa kaçırmam ama ne kadar tanesi? Tanesi 4 dolarmış abi. 6 tanesi 20 dolar. Oo, 4 dolar da iyi para. Ne yapıyor? Tay bahtına vurursak. Tayland'da da aynıydı gerçi ya. Yanlış anlamıyorsam. Evet. Bir tane alalım ya buradan. Hello. Sıradaymış yani abimiz. Bekleyelim. Çikolatalı var, normal var. Sen normal alayım, ben normali severim abi. Çok güzel gözüküyor. Mal da yeni çıktı bu arada arkadaşlar. Harbi kokum. Zıplar gibi yapmışlar ya. Evet arkadaşlar, şimdi size bu helvacıyı göstermek istiyorum. Bu adam bizim 100 yıllık helvamızı almış abi, böyle pastaya çevirmiş. Dilimleyip dilimleyip satıyor, millete pasta diye yediriyor. Harbiden çok beğendim. Yaratıcıymış. Kim yapıyorsa eline emeğine sağlık. Mekanın ismi de Tahini. Tahini diye bir yer. Her yerde sıra var. Her yerde aşırı kalabalık var. Burada meşhur bir pizzacı var. Bunlar hep böyle no name yani. Adamlar isim falan koymamış. Pizzacı, kebapçı, işte ne bileyim çorbacı diye açmışlar böyle küçük küçük dükkanları. Bakar mısınız pizzalara? Bunların hepsi İtalyan. Roma'da dediğim gibi aynı. Kare pizzalar, büyük tepsi. Dilim fiyatları 7,5 dolardan başlıyor. 12-13'e kadar çıkıyor etlilerin fiyatları. Mekanda böyle. Taş fırında pişiriyorlar ama odun fırını değil arkadaşlar. Bayağı büyük bir kompleksmiş burası. Şimdi içeride kaybolalım hep birlikte. Ben de ilk defa geliyorum. Daha önce gelmedim. Burada güzel bir çikolatacı var. Çaklıkçı Lee var diye. Bu abimiz ne yapıyor burada? Parça parça çikolatalar falan satıyor. Böyle fındıklı, fıstıklı, cevizli. Vay vay vay. Mallar güzel ha. Yarım kilosu 42 dolar. Bir kilosu 84 dolar şu çikolatanın arkadaşlar. 84 dolar. Şurada ne var abi? Amy Bread. Ekmekçi. Ekmekçi Amy Usta'nın yeri. Fransız ekmekleri, Avrupa ekmekleri falan yapıyor. Bir bakalım öyle insanlar ekmeği kaça alıyor burada. Birlikte görelim ekmek fiyatlarını da. Kekler, poğaçalar, börekler. Onlara bakar mısınız ya? Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. 4 dolar, 5 dolar abi. Tatlı ürünler böyle, kurabiyeler, brownie'ler. Şurada da ekmekler var. Ekmeklerin fiyatı da 6,5-7 dolarmış. Aa, ben burayı sadece yemekçi sanıyordum ama kıyafet böyle alışveriş yapacağınız yerler de varmış. Kozmetik mağazaları falan, çantalar. Şöyle iyi bir burgerci arıyorum. Varsa iyi bir burger sallarız arkadaşlar. Chatamia. Bu ne abi? Ne satıyor? Street food diyor. Aa, tost, sandviç, burger falan yapıyor burada. Aa, her ülkeden de yemekler var arkadaşlar. Fiyatlar da 8-10 dolar civarında. Uygun abi. Özellikle burada İspanyol mekanları çok fazla. Çünkü Latin ırkı bildiğimiz üzere yaklaşık 50-60 milyon vardır yani burada. Evet, o meşhur dönerci. Dönerci. Dos Tacos number one'ın yeri burası arkadaşlar. Asada Poya, Abodoba Nopal. Dayımızın ismi Abodoba dayı. Memleketin en ünlü dönercisi burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Vay 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 vay. Abi ben döneri pişiriyor ya dayım. Dayım döneri pişiriyor. Bu döner arkadaşlar
arkadaşlar. Ne tavuk ne et. Et daha doğrusu ama domuz eti. Meksika mutfağı burası. Tacos yapıyorlar. Meksika'da döner domuz etinden yapılıyor. Fiyatları göstereceğim size. Portada steak falan $4-5 abi. Ucuz ha. Tanesi yalnız arkadaşlar. Meksika'da o fiyata 6-7 tane alıyorsunuz. Burada bir tanesini $4-5 satıyorlar. Tabii normal. Amerika'dayız çünkü. Ama adam harbiden sistemi güzel kurmuş. Harpane gibi para basıyor. Makarnacı, tagliatelleci Roberto. Taze taze makarna yapıyor burada. Kardeşim burada açlıyor. Tezgah pırıl pırıl ayna gibi. La Crozira, Rochetta. Fiyatlar ise $10 efendim. Peynirli $10, domatesli $10. Oo, burası da güzelmiş ha. Çok beğendim ya burayı. Buna benzer nerede gitmiştim ya? Singapur'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine böyle lüks bir pazarı vardı Singapur'da da. Burası lobstercı. Burayı da göstereyim size. Şöyle bir yakın çekim alalım. İstakozcu yani. Gelip burada lobsterları çakıyorsun. İri ufaklı. Çeşit çeşit lobster var. Vay vay, yengeç bacakları, ahtapotlar. Vallahi harika gözüküyor arkadaşlar. Mekanın içi de böyle. Bayağı kalabalık. Tezgahın başına oturmuş çöküyor herkes. Seversiniz. Seversiniz tabii. Dolar kazananlar burada. Euro kazananlar burada. Türk lirası kazananlar olarak biz de semtte yerimizi aldık arkadaşlar. Şurada da böyle gariban iş işte. 5-10 dolara suşi muşi var. Karnınızı doyurabileceğiniz. Gariban işte de sayılmadı aslında pek fazla da. $20. TL'ye vurmak bile istemiyorum. Gözlerim yaşarıyor. Oh, vitrinin güzelliğine gel. Vitrinin güzelliğine. Bakın gelmişken burada size fiyatları göstereyim. Bunlar hep suşi şeylerinde kullandıkları balıklar abi. Tertemiz, ayıklanmış. Mesela burada Norveç somonu var. Yarım kilosu $34. Yani bir kilosu $60-68. Burada somon burger var. Salmon etinden yapılmış. Tanesi diyor $6.25. Yine soslu somonlar var. Red snapper var mesela. Oo, libre fiyatı $47. Fiyatı ne yapıyor abi kilosu? $95 falan yapıyor. Bunun kilosu Tayland'da $2 arkadaşlar. Burada 50 katı. Burada siyah deniz Atlantik balığı var. Kilosu $61. Bu yazan fiyatların hepsi libre. Libre yarım kilo demek arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu ülkede kilogram birimi kullanılmıyor. Bakın burada mesela değişik bir balık var. O 10 numara gözüküyor. Tuna balığı kilosu $81. Burada yine kral somonu var. Kilosu $70. Yeni Zelanda'dan gelmiş. Abi harika ya. Mallara bakar mısınız? Hah işte Red Snapper. Bizim Tayland'da yediğimiz malzeme. Burada kilosu $38. Evet Asya'da $2, $3'da. Deniz kestanesi kilosu $35. Vay be. Karidese bakalım. Karides ise $58. Evet. Şu $50. $35. Burada baby ahtapot var. $26. Aha Bali. Şimdiden seni çok özledim. Burada da sakalzular var. Tanesi $2. Küçük küçük ama. Büyükleri de $3-4. Midye var. Kilosu $9 midyenin. Muscle'ın. Güzel. Güzel abi. Amerika'ya göre normal arkadaşlar fiyatlar. Amerika'ya göre bu fiyatlar gayet normal abi. İnsanlar işte gelip burada oturup çakıyorlar, gömüyorlar. Evet. Amerikan barları. Meşhur. Burada Friedman'in yeri var abi. Lunch, kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği hepsi bir arada bulunuyor. Burger, sandviç, işte bagel'lar her şeyi yapıyor bu abimiz de. Sol tarafta yine Mizlan Usta'nın yeri var. Akdeniz mutfağı, sokak lezzetleri. Şef Eyal Usta yapıyormuş. Kendisi bir İsrailli. Çok güzel humus ve döner yaptığını iddia ediyor. Bakalım iddiası nasılmış. Dönüşte göreceğiz. Sana döner sallarız olmazsa orada. Evet. Chelsea lokal diyor. Ben sağa doğru devam edelim abi. Lokal pazar bizim yerimiz. Çok ağır yürüyorlar ya bu Amerikanlar. Niye böyle? Hah şu alt kata inelim ya. Etçiler meçiler hep buradaymış abi. Yanlış yerde geziyoruz abi. Market var burada. Oo, en sevdiğim market fiyatları. Hep merak ederdik değil mi? Amerika'daki market fiyatlarını. Buyurun bakalım. Sizlere göstermeye çalışayım. Markete girdik. Şurada güzel bir reçel buldum. Fındık reçeli. İçinde şeker marmelatı var. $13. Burada neler var? Oo, gnocchiler. Çok severim. Ne kadarmış? $8. Patates falan var burada haşlanmış. Burada etler var. Peynir çeşitleri. $6.5. Şu gorgonzola peyniri gördüğümüz. Yaklaşık ne kadar? 250-300 grammış. Burada yine palagola cheese var. Siyah peynir diyor. $10. Dilimleri. Mascarpone peynirleri falan var. Etlere bakalım. Etler ne durumda? Ha, burası butik bir şarküteri böyle. Bizim makro market tarzı. Salamlar malamlar var. Bunların hepsi domuz eti arkadaşlar. Bu gördüklerimiz. Mesela Napoli salamı var. Kilosu $47. Yarım kilosu $24. Fiyatlar burada genel olarak normal. Sıcak yemek rayonu. Pizzalar, tatlılar falan var burada. Gelip alıyorsunuz. Mesela şu mozzarella şeyi. Kızarmış mozzarella küpleri diyelim. Topları diyelim. İçerisinde pirinç varmış. Dışı paneli. $4.5 artı tax. Bu fiyatların hepsi vergisiz bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz fiyatların. Bunlara ekstradan ilave vergi ekleniyor. Tavuklar var burada. Haşlanmış çok güzel makarnalar var. Oo. Mesela şu pastanın tabağı ne kadarmış? $12 artı tax diyor. Tavuk var. Tanesi $14 abi. $15'a güzel bir yemek yiyebiliyorsunuz böyle bu gibi yerlerden aslında. Biberim artı senin mutfağı. Burada da yine taze taze yemekler hazırlıyorlar. Bir buraya bakalım mı ne dersiniz? Çok enteresan yemekler gördüm çünkü. Fiyatlarını göstereyim size. Ha, Japon mutfağı burası. Ne kadarmış fiyatlar? Evet $10 başlıyor abi. Şu gördüğümüz mamuller. Burada kardeşim hazırlıyor. Meksikalı Alfonso. Hep çalışanların hepsi Latin abi. Şunun ismi neydi ya? Şu ekmeğin. Şeyde pişiriyor. Buharda pişiriyorlar. İçinde domuz eti varmış. Domuz kaburga. Dixon'ın çiftliği. Ne güzel ya. Natural natural mekanlar. Acayip bayılırım ben böyle yerlere abi. Oh, of 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 of. Tavuğa gel. Tavuğa gel. Evet işte köy
Bali tavuğu, orijinal pişmiş, kekikli mekikli böyle paprikalı. Tanesi 20 dolar. Harbiden 20 dolara şu tavuk alınır yenilir yani. Çıtır çıtır. Başka da bir şey yok burada. Pastırmacı var. Kasap var. Kasap, steakhouse. En sevdiğim. Evet. Gelelim dana etlerine. Şurada sirloin steak var. Kilosu 35 dolar. Burada yine şey var. Dirsek. Dana dirsek eti efendim. 21 dolar kilosu. Pikanya var. Seversiniz. Fiyatını yazmamışlar. Sirloin steak yine 39 dolar. Dana dil. Kilosu 15 dolar. Burada dredge var. T-bone. Yok, dana pirzola. Pardon. T-bone değil. Bunun kilosu ise 140 dolar. Yaklaşık 5 aydır dinleniyormuş. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Yine burada dredge değil galiba. Normal taze et. Kilosu 60 dolar. Ribeye var. 70 dolar. Burada da yine bir ribeye var. 60 dolar. Abim de burada malları nakış gibi işliyor. Hello. How are you? Tavuklar. Tavuk but. Kilosu 17 dolar. Kanat kilosu 17 dolar. Tavuk yine kalçalı but. Kilosu 27. Göğüs 28 dolar. Kemiksiz. Kemikli göğüs ise 20 dolar arkadaşlar. Yani burada 1 saat çalışarak 1 kilo tavuk alabiliyorsunuz. 1 saat 15 dakika çalışarak. Ördek konfi. Bu pişmiş galiba. Adam kadar dışı yağlı. Tanesi 18 dolar. Sosisler var burada. Anadolu style diyor. Kajun macunlu. Kilosu 26 dolar. Chorizo var. Kilosu 26 dolar. Bunların büyük çoğunluğu genelde domuz etinden yapılıyor. Burada yine beef pastrami var mesela, dana etinden. Çok lezzetlidir. Çok severim. Bunu burada Katz diye bir mekan var. Orası yapıyor. Gidersek eğer size göstereceğim. 12 kilosu 37 dolarmış. Vay be. 2 saat çalış gel 1 kilo pastrami kestir. Dixon'ın meşhur köftelik kıymaları. Burada dana kıyma var. 27 dolar. Yine bir dana kıyma var. Dredge ama bak 5 ay dinlendirilmiş. Kilosu 60 dolar. Dredge kıyma da başka olur arkadaşlar. Tam Adana kebaplı yemin ederim. Kemik suları var. Tavuk suyu, ördek suyu, et suyu. Her şeyi satıyorlar. Doğal ve organik. Burada da yine aynı şekilde alıp gelip burada oturuyorsun. Kurutulmuş et standı. Alkolle birlikte tüketiyorlar. Gelip burada pastırma, sosis, sucuk, tabak yaptırıp gömüyorlar. Evet. Meyve marketine geldik şimdi. Muzun kilosu 2 dolar. Sebzeler burada. Paketli paketli. Renkli biberler. Kapya. Kilosu 10 dolar. Yine acı biberler var. Meksika biberleri. Bakın şu var ya. Of. Efsane. Menemenin içinde çok güzel oluyordu. Meksika'da yiyorduk hep. Kilosu 6 dolar. Meksika'da 50 sent falan da yanlış hatırlamıyorsam. Salatalığın kilosu 12 dolar. Badem. Normal bahçe salatalığı var. 2,5 dolar. Domatese bakalım. 6 dolar kilosu. 8 dolar. Salkım var. 8 dolar. Kırmızı da pembe domates var. 8 dolar. Şurada da değişik domatesler var ama fiyat yazmamışlar. Of. Mantara gel. Mantara gel. 8 dolar. İstiridye mantarı. Seversiniz. Bakar mısınız? Hala küfleri üzerinde. 22 dolar. 12 dolar. 28 dolar. Patates. Garibanın yemeği. 4 dolar. Burada da renkli meyve tarzında patatesler var. Böyle şekerli patatesler. Bunlar da 6 dolar 7 dolar arası değişiyor kilogram fiyatları. Çok güzel de bir antika mağazası var şopun içerisinde. Şöyle bakalım koltuk takımlarına, kilimlere, mirimlere. Hep bizim olan malzemeler ha bunlar arkadaşlar. Oo, yemenler, memenler, kıyafetler, yataklar, döşekler. Çok güzel. Mesela şu gördüğümüz malzeme 95 dolarmış. Böyle saklama kabı gibi bir şey. Burada bir küp var. 275 dolar. Burası anladığım kadarıyla antika ve ikinci el. Tabaklar var, çiniler var. Oo, bunlar bizim yöresel şeylerimiz değil mi ya? Yediğimiz arkadaşlar özel günlerde. Yemenliler bizim Antep'te çok yaparlar mesela bunları. Kaftanlar var burada. Vay be, çok ilginç. Arap kültürünü ve Türk kültürünü yansıtmışlar burada antika. Büyük mi? Arap olabilir sahibi buranın. Eat and Bift. Üst katı var mı acaba? Burayı gezdik bayağı çünkü. Evet, Ramazan ayının özel iftar menüsü diyor. Buranın sahibi demek ki şey. Evet, Müslüman bir abimiz Yemenli. La Antedo Gelato. Dondurmacı. Hepsinde sıra var ya. Bugün cumartesi. Ondan dolayı da olabilir tabii. Arkadaşım dondurma satıyor burada. Topu 5 dolar abi. Güzel para. Temiz para vallahi. Ama bayağı büyük, kaşık usulü veriyor. Yaklaşık 50-60 gram vardır yani bir top. Burası çıkış. Çıkmayalım, devam edelim. Burada da bir kıyafet mağazası var. Kıyafetleri buraya göstermek istemiyorum. Onun için başka bir eyalette Outlet'e gideceğiz. North Face, Columbia, dünya ünlü markaları gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi size Starbucks'ı göstermek istiyorum. Videonun başında bahsetmiştik ya. Burası Starbucks'ın rezerv mağazası. Bildiğim kadarıyla dünya genelinde toplamda 25 ya da 26 tane vardı en son. Belki şimdi 50'yi bulmuştur. Böyle her ülkenin en şık mahallelerine, böyle varlıklı insanların yaşadığı bölgelere birer tane rezerv mağaza açıyor Starbucks. Burada çok özel ve nitelikli kahveler yapıyorlar. İçeri doğru geçelim. Sizi daha fazla meraklandırmayayım. Starbucks rezervi Çin'de anlatayım. İçerisi aynı zamanda büyük bir kahve atölyesi. Workshopların yapıldığı, eğitimlerin yapıldığı. Buradan gelip böyle çeşit çeşit içtiğiniz kahveyi soruyorsunuz ve o kahveden çektirip alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kilogram fiyatı mesela 250 gramı 32 dolarmış. Ballı Honduras kahvesinin kilosu 120 dolar yapıyor. Yani 8 saat çalışmanız lazım burada bir kilo çekirdek kahve almak için. Oo, reyonlara bak. Üst katta güzel bir bar var. Arellano diye. Üst katta da alkollü kokteyller ve kahve bazlı ürünler satıyorlar. Şöyle alt kata inelim. Orada da yine değişik bir bar bölümü var. Burada da 3. nesil ve yeni nesil kahvelerden demliyorlar. Evet. İnsanlar gelip burada siparişini veriyor. İşte Chemex'ler ve V60'lar falan burada. Kardeşim burada hazırlıyor. Aa, kadınmış. Şurası pastry bölümü. Kurvasan
kruvasanlar, kekler, börekler, çörekler var. Bunların fiyatları neymiş abi? $5, $6 kruvasan falan satıyorlar burada. Sağ tarafta ise büyük kavurma makineleri var. Bütün kahvelerin operasyonu burada yapılıyor. Boruları falan görüyorsunuz. Temiz hava geliyor oradan, buhar geliyor, sıcaklık geliyor, soğukluk geliyor. Kahveleri burada kavurup dinlendiriyorlar ve abim burada gelene gider anlatıyor. Mesela elinde yeni kavrulmuş bir kahve var. Çok güzel sistem. Harbiden çok beğendim ben. Devasa yine kahve kazanı var burada. Ambar diyorlar buna da. Borulara bakın. Bakır kazanların içerisinde kahveler bekliyor. Bilgisayarlı sistemle hazırlanıyor. Harika bir sistem kurmuşlar gerçekten. Tebrik ederim. Starbucks'ı tebrik ederim. Burada da pizza, kurabiye, kek, sandviç. Büyük reyon. Yine böyle taş fırınlar falan var. Oo, mallara bak mallara. Severiz. Margarita pizza $8.50. Fungi var burada. Feta peynirli, mantarlı. Bunun fiyatı ise $9. Burada ufak böcek mi geziyor? Ne yapıyor üzerinde? Sucuklu var. Vejetaryen var. Burada sosisli var. Oo, aynı zamanda lazanya falan da var. Yemekler de var arkadaşlar. Avokado tost. Vay be, ne yerdik her şeyde. Bali'de. $3-$4. Bir de şuradakinin görüntüsüne bak. Bu da şakşuka. Bizim menemen gibi bir şey. Böyle bir mağaza. Burayı da göstermiş olduk. Şimdi dışarı çıkalım. Hava sıcak bugün. Biraz havanın tadını çıkarmak istiyorum. Size bu olduğum bölgeyi gezdireceğim. Burası Manhattan'ın olduğu, yani Manhattan bölgesinin daha doğrusu 9. cadde efendim. Böyle her köşe başında da helal foodlar var. Bunların sadece birçok kurumsal marka Helal Guys diye geçiyor. Bu abiler de böyle ekmek arası, atıştırmalık, tavuk, et, köfte, kebap tarzı yiyecek içecek falan satıyorlar. Şuradan karşıya geçelim. Güneşleniyor insanlar. Çünkü bugün hava sıcaklığı 25 derece. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? 2 kişi binmişsiniz bisiklete. Garipler ne yapsın? Öğrenci, paraları yok. Bunlar hep işte bu work and travel'a gelen gençler. Bizim ülkemizden de var gelenler bildiğim kadarıyla. Böyle biraz etrafı göstereyim size. Hava günlük güneşlik. Bak kardeşim mesela tişörtü çıkmış. Çırılçıplak geziyor sokakta. Çok güzel kafeler var. Güneş açınca buralar şenleniyor. Ama böyle soğuk oldu mu, kış oldu mu abi? Kesinlikle ama kesinlikle çekilmiyor. Ki ben soğuğu sevmeyen bir insan olarak söylüyorum. Kışın gelmeyeceğim buraya abi. Kışın gelirsen benim gibi nefret ederek gidersin. Dos Caminos. Dos Caminos buranın en meşhur markalarından bir tanesi. Manhattan'da her yerde şubesini görüyorum. Böyle bar tarzı. Aynı zamanda içecek içecekler falan da var. Keyifli mekana benziyor. Latinlerin galiba, Meksikalıların. Gelmişken bir de şöyle bir Apple Store'a girelim. Bir de iPhone fiyatlarını falan göstereyim arkadaşlar. MacBook'lara bakalım. Bakalım fiyatlar nasılmış. Evet. iPhone 14 Pro Max'ten başlayalım. Zaten çok düşük modeller yok burada. iPhone 11, iPhone 12 falan. Hep 14 ve 13 bulunuyor. 14 Pro Max gelen fiyatlara. 128'lik 14 Pro Max $1,100. 256'lık $200. 512'lik 1400. 1 TB ise $1,600. Eğer ki burada yaşıyorsanız, oturumunuz varsa 24 ay taksitle aylık $66 alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela AT-Mobile varmış abi. 36 ay taksitle aylık $45 diyor. T-Mobile'de de $66. 14 Pro var. Şuna bakalım. 128'li $1,000. 256'lı $1,100. 512'lik $1,300. 1 TB ise $1,500 Amerikan doları. 14 Plus'a gelelim. 128'lik $900. 256'lık $1,000. 512 ise $1,200 Amerikan doları. 1 TB de yok bunun arkadaşlar. iPhone 14'e bakalım. 128'liği $800. Bu gariban telefon iPhone 14 burada. 256'lık $900. 512'lik ise $1,100. Bu arada bu da yeni çıkan renk arkadaşlar. Sarı renk. Şimdi şansımıza 13 puan burada. Normalde diğer şubelerde yok. 13'ün fiyatlarını da göstereceğim. 128'lik $700. 256'lık $800. 512'lik ise $1,000 arkadaşlar. Bu iPhone 13. İnce bir telefon ve hafif telefon. Burada minisi var. Böyle evin çocuklarını almak için küçük bebelerimize. Bu fiyatına bakıyoruz. $600 128'li. 256'lı $700. 512'li ise $900 Amerikan doları. Güzel fiyat. iPhone SE. Buna bakalım bir de. 128'li bunun arkadaşlar ne kadarmış? $430. Pardon. 64'lü $430. 128'li $480. 256 ise $580. Uygun abi. Burada MacBook Pro 13 inç $1,300 arkadaşlar. M2 çip 256 GB. 512'li ise $1,500. Burada yine 8 core işlemcili var 1 TB. Burada 2100 Amerikan doları. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ufak bir yorum, emoji, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Amerika Birleşik Devletleri, New York'tan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.